Afyonkarahisar'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli katılımcılar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına, saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun efendim. Bahtiyar olduğumuzu, çok memnun olduğumuzu dile getiriyorum. Böyle bir toplantıya vesile olduğunuz için de size şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim, sözlerimin başında dün Barış Planı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde haince şehit edilen yiğit askerlerimizi Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletimize başsağlığı diliyorum. Efendim, bu milletin bekası ve selameti için göğüslerini siper etmiş tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. AK Parti'nin kurulduğu topraklar olan Afyonkarahisar, milletin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın her daim yanında oldu. Tüm seçimlerde Afyonkarahisar her zaman destanlar yazdı. Yine 18 yıldır inandığımız yolda önümüzdeki 2023 hedefleri için emin adımlarla el ele yürümeye devam ediyoruz. Tutmuyorum. Çamlıca İlçe Başkanı olduğum dönemde benim sol siyasette uzun süre görev yapmış bir yardımcı ağabeyim vardı. Elektrik mühendisi, büyük bir iş adamı. Derdi ki Ali Bey, ben hayatım boyunca sol partilerde görev yaptım. Hep sosyal demokrasiyi savundum. Ama benim savunduğum bütün fikirleri icra eden parti AK Parti. Onun için ben buradayım. Bu sebeple buraya geldim derdi. Hakikaten önemli bir şey. 2002 yılında bütçesinin %1.3'ünü sosyal politikaya 1.6 milyar ayıran bir parti bugün bütçesinde %6.3, 69,5, 70 milyar sosyal yardımlara ve sosyal politikaya kaynak ayırıyor. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşık 3 milyarlık engelli eğitim için ayırdığı para hariç. Şehitlerimiz için, şehit askerlerimiz için hep birlikte bir Fatiha okuyalım. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin, milletimize sabırlar versin. Ege'nin, Akdeniz'in ve hatta Marmara'nın kavşak noktası Afyon. Kadim bir şehrimiz. Benden önceki bütün konuşmacılar Afyon'un güzelliklerini, lezzetlerini hepsini sıraladılar. İnşallah toplantımız partimiz için, ülkemiz için, milletimiz için ve tüm mazlum coğrafyalar için de hayırlı olur diyorum. Biz gerçekten aslında hepimiz buradaki sosyal politikalar başkanları olarak çok şanslıyız. Çünkü partimizin başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biz sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim dediğimiz bir devrimi gerçekleştirmiş ekipleriz. Sosyal politikalar ekipleri olarak gerçekten çok büyük işler yaptık. Ama yaptığımız bu büyük işleri de anlatmakla mükellefiz. Hem şanslıyız hem de sorumluluğu çok fazla olan başkanlarız. Bazen vatandaşlarımız, özellikle gençler, yaptıklarımızı bizden önceki dönemlerde yapılmış işler olarak görüyorlar ya da bilmiyorlar. Bunun için tabii burada genç kollarımızın üç kademe başkanları var. Onlara da ayrı bir görev düşüyor. Gençlerimize, kadınlarımıza ve bütün topluma anlatmakla mükellefiz. AK Parti hükümetleri olarak engelli, yaşlı, kadın, çocuk, aile, kısaca toplumun tüm kesimleri için nerede bir ihtiyaç sahibi varsa tüm dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal politikalarımızı, uygulama ve hizmetlerimizi, az önce söylediğim sessiz devrim dediğimiz o devrimleri özellikle çok iyi teşkilat mensupları olarak çok iyi bilerek anlatmak da bizim görevimiz ve bu görevi de sosyal politikalar ekipleri olarak bizler yapacağız.